Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzmanı ve danışmanıyım ve aynı zamanda OneWare International bağımsız distribütörüyüm ve bildiğiniz gibi OneWare International'da çok hızlı bir şekilde başarı merdivenleri tırmanan insanlarla bu tarzda söyleşiler yapıyoruz ve bugünkü konumuz, bugün Çankaya Kordon Otel'deyiz. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde sunumumuz başlayacak, gördüğünüz gibi bayağı bir salonumuz çok kalabalık olacak. Asuman Hanım var yanımızda. Gerçekten çok kısa süreler içerisinde, hatta benden bile daha hızlı. Yani ben 80 günde apprentice olduysam, kendileri çok daha hızlı, yani hikaye gibi bir sürede başarıya ulaştılar. Bununla alakalı önce Asuman Hanım'ı, sizi bir tanıyalım. Kendinizden bahsederseniz süper olur. Ben Asuman İç'ten, ev hanımıyım. Daha önce hem özel sektörde hem kamu kuruluşunda çalıştım. Network ilk çalışma. Burası önemli. Evet, OneWare Network olarak ilk çalışmalarım. Tamamen network'e karşı olan bir insanım. Burası da önemli. Tanıştım. Sponsorum Hüseyin Bey, benim komşum. Her gün karşılaşıyoruz kendisiyle. Bizi işte davet ediyordu OneWare. Gelin bir dinleyin, gelin bir dinleyin. Bizi her hafta bir yalan uyduruyorduk. Yok işte bu hafta misafirimiz geldi. Yok işte gelecektik ama unuttuk falan. Sonra baktım bunu başaramıyoruz. Dedim işime bir gidelim de dedim. Aradan çıksın yani, kurtulalım. Neyse geldik, Ümmet Bey'in sunumunu dinledik. O esnada annem hastaydı. Ürünlerden aldım, kullandım. Annem de etkisini görünce, eşim de ben tutuyordum. Etkisini görünce karar verdik başlamaya. İlk zamanlar 3 kişi hep geldik gittik. Koca servisler tuttuk, 30 kişi çağırdık, hepsi geleceğim dedi. Ama 3 kişi geldik gittik biz. Bir 6 hafta öyleydi. Sonradan o davet ettiklerim geri dönüş yaptılar. Güçlü bir ekip kurdum. Hakikaten sağlam bir ekibim vardı. Ve 2 ayda ben Rocky'den sonra beginner'ı aşmışım. Bana da sürpriz oldu. Hani apprentice dedim, nasıl yani ben beginner olacağım falan. Öyle hedeflemiştim. Aynen öyle. Apprentice oldum. Evet. Güzel oldu, keyifli oldu. Ondan sonra işte Alişan Bey'le aynı sahnede ödülümüzü aldık. O ayrı güzel bir gurur vericiydi. Evet, çok güzeldi. Böyle bir serüvenimiz oldu. Bu süreçte genelde network'te ilk defa olduğunuzu söylediniz. Bu süreçte yaşadığınız zorluklar ya da belirli bir beklentiniz vardı ama neler gerçekleşti ya da neler bekliyordunuz, nasıl oldu, kolay mı oldu, zor mu oldu? Zor oldu. Şöyle, şimdi ben hep Ümmet Bey ve Hüseyin Bey'in sponsorumu dinliyordum. Bana işte davet, çizelge, harf harfine uyguluyorum, arıyorum, davet ediyorum. Tamam geleceğiz diyorlar, gelmiyorlar. Her akşam hatta eşime de ağlıyorum. Yok ben bunu yapamayacağım, bırakacağım. Ertesi gün eşim yok, tamam bıraktın hadi sabah başlarsın falan. Sabah yine bir umutla. Tabii ki çok zor oldu. Çok ağladım, çok üzüldüm. Her akşam bıraktım. Her sabah tekrar başladım. Oldu, oluyor. Evet, çok güzel oldu. Çok keyifli. İyi ki olmuş. Ama şey güzel yani, hakikaten ürünler çok güzel. Ürünler kendisini konuşturuyor. Çok şükür bugüne kadar hiç yani olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Evet, evet. O getiriyor. Ekip arkadaşlarım güzel. Sizler iyisiniz. Keyifli bir çalışma devam ediyor böyle inşallah. Ya aslında şunu diyebilir miyiz? Yani network'te ilk defa bile başlıyor olsanız böylesi güçlü bir ürünle çok hızlı bir şekilde başarılı yakalayabilirler. Yani. Ürün çok önemli. Hakikaten ekip önemli, lider önemli, sponsor çok önemli, firma çok önemli, kazanç çok önemli. Hepsi önemli. Bunların hepsi OneWare'da var. Onu yakaladık, zaten başarı da kendiliğinden geliyor. Şöyle bir şey, aslında şunu diyebilir miyiz? Yani başarı için aslında 4-5 tane etkenin bir arada olması kesinlikle gerekiyor. İşte evet, sponsor desteği gibi, ürünün evet, kaliteli olması gibi, firmanın yeterince profesyonel olması evet gibi. Çalışma arkadaşlarının pozitif enerjisi, misafirlerin öyle. O, evet, o önemli tabii kesinlikle ki. Sonrasında zaten başarı, kariyer kendiliğinden geliyor. Şey yaşadınız peki, yani sizinle aynı, yani siz sonuçta Hüseyin Bey'i bayağı bir zorlamışsınız gelmeme evet, konusunda evet, evet, ve aynı şeyler sizin de başınıza olmaz geldi işte, sanırım. Ağlıyorum işte. Bir minibüs tuttuk 30 kişi gelecek diye. Bizim 3 kişi, ben ağlaya ağlaya geldim. Hatta nereden 30 kişi var? Aynen öyle. Sonra küstüm, onlara küstüm. Sonra yine işte Ümmet Bey, Hüseyin Bey küsülmez. Devamı. Aynen öyle, onları tekrar çağırdı. Şimdi onların hepsi tek tek geriye geldi. Şimdi ben onlara diyorum, siz, bana yaptığınızı siz yapıyorsunuz. Onları evet, da misafirlere aynı şekilde. Yani bu network öyleymiş yani, ne yapıyorsan evet, onu... Network'ün evet, doğası, kopyalanması nasıl yapılırsa. Öğrenme sürecinden biraz bahseder misin? Yani sonuçta bu farklı bir sektör ve farklı bir şekilde kendine has bir eğitim ve kesinlikle, yöntemleri var. Kesinlikle. Onda ama ben şöyle iyi bir, ne diyeyim, iyi bir sponsorumun, evet öğrencisiyim. Hakikaten harf harfine hem Ümmet Bey'in hem Hüseyin Bey'in dediklerini sponsorunu dinle diye bir ilke vardı. Onu hakikaten dedim. Mesela benim aksattığım, sekteye uğrattığım bir toplantı olmadı. Özellikle İzmir. Yani hepsine katıldım. O zaten katıldıkça öğreniyorsunuz. Bir de Ümmet Bey'in bir cümlesi var ya, hani yarım...
hoca. Hoca dinden. Yarın gün candan. O yüzden hani çıkınca böyle ilk zamanlar anlatamıyorsun, kemküm yapıyorsun, şey yapıyorsun ama her katıldığın seminerde bir şeyler öğreniyorsun. Şimdi daha rahatım. Bir de şeyi fark ettim, hani böyle öğrendikçe davet kısmında daha rahat olduğumu. Kesinlikle. Çünkü bilmediğim bir şeyi davet etmek zor. Gelsene, gelsene. Çok itici oluyor. Aslında şunu yakaladım, yani ikimiz Antalya kampında ikimiz aynı sahneye çıktık ve aslında şurada çizmiş olduğum nokta çok önemliydi ki ben de 1,5 ay boyunca hiçbir sunumu aksatmadım. Evet. Yani aslında işte sponsorumuzun dediği olay da o. Evet. Yani devamlı bir şekilde benim ekibimde birçok arkadaş diyor ki sürekli aynı şeyleri dinliyoruz. Evet. Ama yok, her defasında başka bir şey yakalanıyor. Kesinlikle. Ve o tamamlıyor birbirini. İşte o her sunuma gelen bunu fark ediyor ve her sunuma gelemeyen bunu fark edemiyor. Evet. Yani işin sırlarından bir tanesi sürekli sunumlara katılmak diyebiliriz. Bir de söylediğiniz şey çok doğru. İşin sırrı hakikaten öyle. Yani bir cümle daha var. Hani Hikmet Bey'in mesela dinlemek. İdrak etmek. Kesinlikle. Şimdi o gelen insanlar hep aynı şeyi söylüyor diye. Ama biz öyle değiliz. Hani ben sende de mesela onu gördüm. Bir cümle bile bir öncekinde kaçırmış olabiliyoruz ama bir sonrakinde yakalıyoruz. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten sunumlarda işi tekrar tekrar öğrendikçe hem davet kısmında hem anlatım kısmında çok daha rahat oluyoruz. Bilinçaltımızda artık o soruların cevabı işlenmiş oluyor. Evet. Yani. Önceden dediğiniz gibi soru sorulduğunda kalıyorduk. Hemen dur telefonla bir Hüseyin bir arayayım, bir Ümit bir arayayım falan. Nasıl cevap verecekler acaba diye. Peki insanlar bu işe neden başlamalı ve yani neden One More? One More dediğim gibi ürünler bir defa hakikaten yani %100 garanti. Sevdiklerinin hayatlarına dokunmak istiyorlarsa, insanlar kendileri kaliteli yaşamak istiyorlarsa, ben mesela yaşamayı çok seviyorum, kaliteli yaşamak istiyorum, kaliteli yaş almak istiyorum. Onun için One More, yani ben sürekli kullanıyorum. Maşallah hep üzerimizde yani. Evet. Belimde çift bant var üzerimde. Aynen öyle. One More zaten hiç yani dediğim gibi yaşam, sevdiklerin, önce kendi yaşam kalitemiz için, bir de sevdiklerim, ben çocuklarımı seviyorum. Ben annemi, babamı seviyorum. Ben eşimi seviyorum. Aynen. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Niye olmasın One More? Bir de şey yani bilinçli bir şekilde sağlık yatırımı yapmamız gerekiyor. Sonuçta günümüz dünyasında bedenimizin gerçekten ciddi anlamda takviye gıdaya ihtiyaç var ve bunun farklı bir alınış yöntemi. Bunu da çok basit, çok pratik. Aynen. Harici kullanım ve aynen öyle. Ekonomik. ekonomik. Evet. Yani içeriğine bakıldığında, ayrı ayrı alındığında gerçekten çok ekonomik oluyor. Sloganımız ne bizim? Yapıştır geç. Aynen öyle. Yapıştırıyoruz. Peki izleyicimize son olarak, izleyicilerimize genel anlamda neler tavsiye edersiniz? Yani yeni başlayan güçlü bir bayan ve güçlü bir girişimci pozisyonundan izleyicilere neler tavsiye edersiniz? İlk önce One More'la tanışmalarını kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Daha detaylı düzenli başlayalım. Olarak kendileri kullansınlar. Zaten kendiniz kullanınca bir başka olayın etkisini görüyorsunuz. Aynen öyle. Eğer tanışmadıysanız bir an önce tanışın, sevdiklerinizi tanıştırın. Kazanç kısmında da özellikle bayanlar inanılmaz, hem saygın bir çevreniz oluyor, evet, hem gerçekten ciddi anlamda keseniz para görüyor. özellikle bayanlara tavsiyem o yüzden. Ama en çok dediğim gibi çoluğunuzu, çocuğunuzu, annenizi, eşinizi, hayatlarına dokunun, hayır dua alın. Bu bence manevi kısmı daha da güçlü. Tanışmadıysanız bir an önce tanışın diyorum. Umarım bu videoyu beğendiyseniz tabii ki mutlaka bir beğeni atın ve bu videoyu güçlü olduğunu düşündüğünüz bayanlarla mutlaka paylaşın. Kesinlikle. Ve One More'da gerçekten çok hızlı başarılara sizin de ulaşabileceğinize inanıyoruz. Çok kolay ulaşabileceklerine ben de inanıyorum kesinlikle. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.